24 Mayıs, 30 Mayıs değerli boğa burçları nasılsınız? Umarım her şey çok güzel ve keyiftedir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Ey Akkaya Official Instagram sayfam. Günlük takip edebilirsiniz. Oradaki fikirlerimi bakabilirsiniz. Neler yazdığımı bakabilirsiniz. Tabii ki tercih sizin. Bu ara dikkatiniz biraz dağınık olabilir ve önemli olayları kaçırabilirsiniz, fark edemeyebilirsiniz. O yüzden dikkatle alakalı sorunuzu mümkün olduğu kadar bu hafta olabildiğiniz kadar konsantre olun. Çünkü kendi görüşleriniz, kendi duygularınız sağlam olacak ama dikkatsizliğinizden kaynaklanan yeni fırsatları kaçırabilir. Bu da size üzüntü verebilir diyorum. O yüzden dağınık ve düzensiz dönemimizi geride bırakmamız lazım. Fırsatlar var, yenilikler var, yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar ve işinizle alakalı çok koşturacağınız bir hafta. Bunu dingin kafanızla yaptığınızda hakim olamayacağınız hiçbir koltuk, hakim olamayacağınız hiçbir iş kapısı olmayacak. O yüzden gücümüzü bu hafta verebildiğimiz kadar vermemiz bizim için sağlıklı. Yani kontrol ve düzeni kendi elinizden kaybetmediğiniz sürece işinizle alakalı sorunların geride kalacağı, yeni fırsatlar sizin için artı evreler sağlayacak. Özellikle yurt dışı ile ilgili beklediğiniz iletişim, telefon, mesaj, bu tarz diyalogların daha sıklıkla gündeme geleceği, farklı bir sektöre kaymak istiyorsanız da bu hafta bunlar için imkanlar çıkacağı, yolculuklarınız bile varsa yani 28-27 arasında fırsatlar ve yolculuklar, seyahatlerle ilgili net karar vereceğiniz hafta olacak değerli boğa burçları. O yüzden hem duygularınızın çok hakim olacağı hem de çok yoğun iletişim içerisinde olacağınız bir hafta, dinginliğinizin farkına varırsanız sizin gözünüzden hiçbir şey kaçmayacak olarak gözüküyor. Özellikle kendi işini yapanlar da 4 Mayıs, 11 Mayıs itibariyle daha bereketlenecek ve daha güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Uzun süredir ayrılmak istediğiniz bir iş kapınızda farklı bir işten beklentiniz varsa olumlulukla evresi, telefon, iletişim, evraklarınızla ilgili olumlu süreçler alınacak. Bu da sizi çok mutlu edecek. O yüzden yeni görüşmeler, yeni anlaşmalar ve özellikle yurt dışına yerleşip ya da yurt dışı ile ilgili eğitim fikriniz varsa bu kapılarınız aydınlıkta, bunların altyapısını oturtmak için doğru fırsat diyorum. Şöyle söyleyeceğim, özellikle araç değişimi ya da evinizle alakalı yenilemek istediğiniz bazı konularınız var. Acele etmeyin, tadilat ya da yeni ev almak istiyorsanız bir 15 gün karar düşünün, ondan sonra karar verin. Ama özellikle aile büyüklerinizin banyo, mutfak ya da parkelerle alakalı değişmesi gereken ya da yazlık bir alanınız varsa burayla alakalı restorasyon gibi fikriniz var. Bunu şimdiden yapabilirsiniz. Belki köydeki eviniz, damınız, yani bu noktalar için aydınlığa kavuşacak olarak gözüküyor. Restorasyon var ama farklı bir şey ya da farklı bir noktada gözüküyor. Bunun aileniz için yapmanız aydınlık ve verimli. Özellikle spor salonu, güzellik merkezi ya da kendinize ait renkli bir enerjiniz, ya ne bileyim, dansçı olabilirsiniz, müzisyen olabilirsiniz. Fırsatlar, yeni anlaşmalar, yenilikler için güzel kapılar açılacak. Hani uzun süredir maddi kaygılarınız varsa bu haftadan sonra toparlanma, daha güçlenme ve aydınlığa kavuşacaksınız değerli boğa burçları. Yurt dışı ile yeni işler yapmak istiyorsanız, fikrinizde yurt dışına yerleşmek gibi düşünceniz ya da farklı bir şehre yerleşme gibi düşünceniz varsa Haziran 15'ten sonra bu evraklarınız olumlu şekilde hanenize gelecek ve yenilikler aydınlığa kavuşacak. Özellikle hırsızlıklara, telefonunuz kırılabilir, elektronik eşyalarınız bozulabilir. Bu ara bunlara dikkat edeceksiniz ve etrafımızda hırsızlık olayları söz konusu olacak. Size de denk gelebilir. Lütfen hırsızlık olaylarına dikkat edelim. İlişkinizle alakalı yaşadığınız duygularınızı daha net söyleyeceğiniz, sevginizi daha çok ifade edeceğiniz, yani sizin hakim olacağınız tüm enerjiyi doğru değerlendirmeniz lazım. Hatta evlilik teklifi alabilir ya da evlilik teklif edebilirsiniz. Güzel fırsatlar söz konusu olacak. Geçmişe takılı, geçmişle alakalı hesaplaşmanız gereken karmanızla alakalı yorgun bir enerjiniz var ve psikolojiniz bu yüzden çok yoruluyor. Geçmiş hesabını artık bu dönem kapatıp yeni bir siz yaratmanız lazım ve gücü bulmanız lazım.
Evli olanlarda evet, evliliğinizle ilgili bir sorun yok ama ailenize vereceğiniz bir maddi destek ya da ailenizden beklediğiniz bazı para konuları hayatımızda daha yenilikler katacak. Yani alacağınız varsa alacaksınız, vereceğiniz varsa çok rahat bir şekilde vereceksiniz. Beklenmedik sürpriz paralarınız var. Özellikle cuma cumartesi bu paralarınızla alakalı renklilik döneminiz olacak. Uzun süredir araç değişikliği fikri olan bazı boğa burçlarında güzel fırsatlar var. Değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili net bir karar vereceğim. Hafta mahkemesel konularımızda ertelenme söz konusu olacak ve ailemizi ilgilendiren mahkemelerde de ertelenme olacak. Hak ettiğiniz zaman geldiğinde bunların hepsini alacaksınız. Özellikle basın, ne bileyim, farklı alanda, teknolojik alanda çalışan bazı boğa burçlarının işinizle alakalı dikkat etmeniz gereken noktalar var. Zarar görebilirsiniz. Sağlık olarak boğaz enfeksiyonları, burun enfeksiyonları ve kulak enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Uzun süredir çocuk düşünen bazı boğa burçlarında da sürpriz çocuk sevinci ya da sürpriz beklenti içerisinde hamilelik gündemi var. Hayırlı olsun. Geçmiş ilişkiyle ilgili de dediklerimi dikkate alırsanız sevinirim. Karmanızı düzeltmeniz lazım. Enerjinizi düzeltmeniz lazım. Sevgi ve umutla kalın. Allah'a emanet olun.